da çok büyük bir dönüşüm geçiriyor. Hem gelişmiş ülkelerin gıda ile ilgili problemleri var. Gelişen ülkelerin de gıda ile ilgili çok daha büyük problemleri var. Gelişen ülkeler yerinde üretim istiyorlar. Artık ilaçsız üretim istiyorlar. Su kullanmadan üretim istiyorlar. Yer kaplamadan üretim istiyorlar. Gelişmekte olan ülkelerde karınları doysun, sağlıklı olsun ve fiyatlar değişmesin istiyorlar. Gelişen evet. ülkeler maaşlarının %7'sini 8'ini gıdaya veriyor. Gelişmiş ülkeler. Gelişmemiş ülkeler %45'ini veriyor, 50'sini veriyor. Yani gıda temini ve gıda ticareti, gıda üretimi de son derece hem ekonomik hem de politik bir problem haline geldi. Tedarik zincirini bozduğunuz zaman, yani yerelde üretimi biliyorsunuz artık gıda bütün dünyayı dolaşıyordu eskiden. O yüzden de karbon ayak izi inanılmaz derecede önemli bir haldeydi. Herkesin bundan şikayeti vardı. Neden ben Endonezya'dan getirilen muzu Almanya'da dağıtayım, yiyeyim diyorlardı. Ama bu da bir paradoks. Sen eğer 1,5 dolara muz almak istiyorsan onun oradan gelmesi gerekiyor. Ya da senin muz yememen gerekiyor. Bu konuyla ilgili biz ne yaptık? Biz dünyanın 50-60 ülkesiyle çalıştık. Oralarda gıda işleme, saklama tesisleri yaptık. Ondan sonra şimdi de aslında sizin dediğiniz belki de otomatik dijital gıda üretimine yıllar önce adım attık. Bugün de gazetenizde bir haber vardı. Dünyanın ilk Afrika'daki bitki fabrikalarından bir tanesini Nijerya'ya yapmak üzere bir siparişimizi aldık. Bizim işimizde özellikle... Tebrik ediyoruz öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bütün dünyanın gıda ile ilgili derdi var ve bu pandemi de burayı çok acayip değiştirecek bu tedarik zincirini. Burada bunun finansı da, üretimi de, dağıtılması da büyük travmatik değişikliklere uğrayacak. Tabii burada şimdi bizim bir tek bankalarla çalışıyoruz ama dediğim gibi pek çok fon da beraber iş yapacağı, katma değer yaratan, iş yaratan, network'ü gelişmiş olan firmalar arıyorlar. Bizim de böyle birkaç tane kontağımız oldu. Muhtemelen bu önümüzdeki 6 ay içinde birileriyle uluslararası ticaret yapan, uluslararası sermayeli birileriyle yola çıkıp yürümek durumunda kalacağız. Ama bütün bunların hepsi dediğim sizin nasıl dijitalleşme konusundaki gelişmeleri hem Levent Bey'den hem Yeşim Hanım'dan hem Pınar Hanım'dan dinledik. Markus Bey de kısmen zaten söyledi. Dünya artık kocaman bir böyle bir aşureye benziyor. Artık kendi kendine yetmeye, kendi bölgesine çekilmeye ve kendi bölgesinde kendisi için üretmeye çalışacak. Gıda bambaşka boyutlara geliyor. Artık Orta Doğulu ülkelerde, Afrikalı ülkelerde bu konuyu daha iyi değerlendirmek, gıda üretene para kazandırmak, kendi halklarına daha uygun fiyata gıda vermek, daha doğru fiyata gıda vermek ve sağlıklı gıda vermek üzere çalışıyorlar. Biz de bunları sağlayan, inovatif işler yapan bu sektöre bir firma olarak buradaki gelişmelerle ilgili, pandemiyle ilgili size bunları birer not olarak verebilirim. Benim işimin içinde gıda güvencesi diye bir kavram var. Gıda güvencesi, sabit fiyatlı insanlara gıda temin etmeyi, sürekli gıda temin etmeyi, sağlıklı ve çeşitli gıda temin etmeyi kapsıyor. Ve bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birinci problemi. Biz de 30 yıldan beri bu konuyla ilgili çalıştığımız için bunları çok çabuk çözebilecek, finansçılara hazır projeler ve fizibiliteler geliştirdik. Yani ne diyelim, bugün Çad'ın nesi var? Çad Afrika'nın en büyük hayvancılık merkezlerinden bir tanesi. İşte 20 milyon insanı var, 120 milyon hayvanı var. Türkiye'de 80 milyon insan var, 15 milyon hayvanımız var. Çok büyük et kaynağı var. Ama bunlar çeviremiyorlar bu eti. Ne yapmaları lazım? Katma değer yaratmaları lazım. O zaman onlara mezba projesiyle beraber fizibilitelerinde olan projeler hazırladık. Somali'nin çok ağır balığı var. Moritanya'nın çok fazla balığı var. İşleyemiyorlar. Bunlara da yine kendi gıdalarından para kazanabilecek. İşte tekne alırsanız şu para, işlemeye kalkarsanız bu para, bunu dondurmaya kalkarsanız bu para, balık ununa
çevirirseniz bu para diye hazır fizibilitelerle beraber kendi işimizi bütün dünya çapındaki gıda üreticilerine, gıda ambalajcılarına ve ülkelerin gelişmişliklerine fayda vermek ve kendi gıdalarından kendi paralarını kazanmaları için böyle projeler hazırladık.